Değerli davetlilerimiz, Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin düzenlemiş olduğu Afganistan'da Kültürel İstihbarat Savaşları Kumiçi Konferansımıza hoş geldiniz. Tüm davetlilerimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. KASAM nedir? KASAM, Afganistan, Bangladeş, Bhutan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka ülkelerin tarihi, siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel yapıları, bölgenin stratejik ve jeopolitik dengeleri hakkında objektif kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 2004 yılında kurulmuş bir düşünce merkezidir. KASAM, Türkiye'de Güney Asya ülkelerini, Güney Asya ülkelerini de Türkiye'yi tanıtmak, ülkeler arasındaki tarihi, akademik, ekonomik ve sosyo-kültürel alanlarda karşılıklı yararı sağlamak, bölge ve dünya barışına katkı sunmayı hedeflemiştir. Bugünkü davetli konuşmacımız, öğretim üyesi Sayın Doktor Yusuf Özer Beyefendidir. Değerli hocam, davetimize icabetinden dolayı KASAM adına zat-ı alilerine teşekkür ediyorum. Değerli hazırım, konuşmacımızın hayat hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Doktor Yusuf Özer, 1972 yılında Aydın'da doğan Yusuf Özer, ilk ve orta öğrenimini Aydın'da, lise eğitimini ise Maltepe Askeri Lisesi'nde tamamlamış, takiben Hava Harp Okulu'ndan endüstri mühendisi olarak mezun olmuştur. 1994-96 yıllar arasında subay temel mesleki eğitimi başarıyla tamamlayarak Konya'da görev almıştır. 1996-2006 yılları arasında stratejik ve taktik istihbarat subaylığı görevlerini sürdürmüştür. 2004 yılında Kabil, Afganistan'da 6 aylık süreyle NATO Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti ISAF bünyesinde sivil asker işbirliği koordinatörlüğü ve insan istihbaratı subaylığı görevinde bulunmuştur. Bu görev esnasında Türkiye'nin Afganistan'da oluşturduğu ilk imar ekibinin kuruluş çalışmaları içerisinde aktif olarak yer almıştır. 2006-2008 yılları arasında Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Teknoloji Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2008-2014 yıllar arasında Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Uluslararası Güvenlik ve Terörizm bölümünde doktora eğitimi tamamlamıştır. Afganistan'da icra ettiği görevi esnasında ulusal ve uluslararası çerçevede eksikliğini tespit ettiği hususları akademik bir ortamda dile getirmek amacıyla NATO harekatlarında istihbaratın yeri Afganistan'da kültürel istihbarat başlıklı tezi yazmıştır. ...2016 yılında profesyonel mesleki yaşamını tamamlayarak emekli olmuştur. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir. Değerli hocam, söz sahibinin eseridir ve söz sizde. Buyurun. Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim. Tüm katılımcılara da hoş geldiniz diyorum. Öncelikli olarak beni buraya davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim hocam. Biraz önce bahsettiğim gibi Afganistan benim için meslek hayatımda, kişisel hayatımda çok farklı bir yere sahip. NATO bünyesinde birçok görev içerisinde bulundum. Fakat Afganistan'daki bu yapmış olduğum görev benim için hayatım boyunca ölümüme kadar unutamayacağım bir deneyim oldu. Bu yüzden öncelikli olarak devletime, milletime ve mensup olmaktan her zaman gurur duyduğum Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri'ne çok teşekkür ederim bu konuda beni buraya görevlendirdikleri için. Bilmiyorum hocam, şimdi katılımcıların içerisinde Afganistanlı olan var mı veya Afganistan'da bulunan var mı? Ya oranın ortamı çok farklı bir ortamdı. Mutlaka yani bugün siz bir İtalya'ya, bir İspanya'ya veya Amerika'ya parasını verip gidebilirsiniz. Ancak Afganistan gibi bir yere hadi tatil yapayım gideyim gibi gitmeniz pek mümkün değil. Fakat mutlaka benim şahsi tavsiyem
Eğer imkan olursa Afganistan'a Kabil'e mutlaka bir gidilmesini tavsiye ederim. Yani bu Afganistan'daki güzellik falan değil, fakat oradaki insanların size olan yaklaşımı, insanların sıcaklığı, Afganistan'ın sıcaklığı o çok bambaşkaydı. Şimdi ben konuşmama müsaade ederseniz bir film senaryosuyla başlayacağım. Hep izleriz filmlerde, işte kahraman olaya girer baştan, uçağa biner, görevlendirilmiştir bir yere. Daha sonra uçağa biniş, gider al yaklaşık 7 saatlik bir askeri uçakla bir şeyden sonra, uçuştan sonra Kabil'e iner. Kabil'de adımını attığı andan itibaren büyük bir şok içerisine girer. Çünkü görmüş olduğu yani insanlar farklı, kıyafetler farklı, efendime söyleyeyim yani her şey farklıdır ve görev yerine gider. Aslında bu yani çizmiş olduğum bu senaryo benim bizzat yaşamış olduğum bir senaryoydu. İndikten sonra aslında ben göreve gitmeden önce Afganistan'a yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitimler almıştık. Fakat bu aldığım eğitimlerin ne kadar çok eksik olduğunu ilk uçaktan adımı attığım anda hissetmiştim. Çünkü aynı şehir içerisinde farklı yöresel kıyafetler giyen, farklı dilleri konuşan, farklı davranışlar sergileyen birçok insan vardı. Bunu zamanla görmeye başladım. Yani gitmeden önce çeşitli grupların olduğunu, Taciklerin, Peştunların, Hazaraların, Özbeklerin, Türkmenlerin birçok etnik grubun olduğunu biliyordum. Fakat özellikle benim dikkatimi çeken çok önemli bir husus oldu. Erkeklerin giyim kuşamlarının bu denli ayırt edici olabileceğini ben hiç tahmin etmemiştim. Yani şunu gördüm, bu insanlar Afganistan vatandaşı olmalarına rağmen aralarında bir iletişim eksikliği vardı. Yani Peştun'un Hazara'yla, Hazara'nın Türkmen'le birçok insanın, farklı grupların aralarındaki iletişim eksikliğini tespit ettim. İlk önemli tespitim o olmuştu. Bu soru göreve başladığım ilk günden itibaren artık aklımın bir köşesinde yer etmeye başlamıştı. Şimdi görev yapacağım bu bölgenin coğrafyasını çok iyi çalışmıştık göreve gitmeden önce. Fakat eksik olduğum konu şuydu. Yani kültürleri çok çalışmamıştık. Dillerini konuşamıyorduk. Ve bu kültürlerin davranış tarzlarını kestiremiyordum. Yani benim kendimde tespit ettiğim en önemli eksiklikler bunlardı. Bana verilen eğitim, nereye gideceğim, hangi görevi icra edeceğimdi. Fakat biraz önce söylediğim kültür, dil, işte bu kültürel davranış tarzları, onların öğretilmesi gerektiğini ve öğrenmem gerektiğini tespit etmiştim. Şunu da tespit ettik. Zaman geçtikçe Afganistan'da aynı topraklar üzerinde yaşayan halkın kendilerini Afganlı olarak değil de sahip oldukları etnik kökene göre tanımladıklarını gördüm. Bu da benim için oldukça enteresan bir konu olmuştu. Çünkü kiminle konuştuysam hiç kimse, örneğin kendi tercümanlarımız vardı. O tercümanlarımız birçok, işte Tacikler vardı, Peştun vardı, Hazara tercümanımız vardı. Hiçbir tanesinin ben Afganım, Afganistanlıyım gibi tanımladığını tespit etmedim. Hepsi de ben Peştun'um, ben Hazara'yım veya ben Tacik'im gibi kendi ait oldukları grupları söylüyorlardı. Şimdi bu ayrım belki bilinçli, belki de bilinçsiz bir şekilde oluşmuştu veya oluşturulmuştu. Yani ikinci konu sanki çok daha, ikinci söylediğin çok daha ön planda gibi oluşturulmuştu. Her birinin ayrı özgü, kendilerine özgü kültürleri vardı. Hatta bölgede yaşayan Türk kökenli Özbekler ile Türkmenler arasında bile kültürel farklılıklar vardı.
Kültürler arası farklılıklar bu bahsetmiş olduğum tüm kültürlere yönelik bir farkındalığın olmasını sağlıyordu. Yani siz bir görev yapacaksanız orada mutlaka ve mutlaka bu kültürlere yönelik bir farkındalık sağlamak zorundasınız. Peki bu farklılıklar nasıl ortaya çıkarılabilirdi? Yani birçok grubun kendi aralarında bile ki şöyle düşünelim. Afganistan'da NATO'nun içerisinde şu an için 30 üye ülke var. Yani 30 üye ülkenin artı partner ülkelerin görev yaptığı bir bölge. Bu NATO üyesi ülkelerde bile kendi aralarında bir kültürel farklılıklar var. Bir de siz Afganistan'ın içerisinde farklı kültürel farklılıklar var. Yani bunların nasıl bir ortak noktada buluşabilecekleri tamamen bir muamma yani bunları hepsini bir ortak noktada buluşturmak. Şimdi isterseniz kültürel istihbarata girmeden önce bazı temel kavramlardan bahsetmek istiyorum. Ben onları bahsedeyim. Ondan sonra Afganistan'daki kültürel istihbarat savaşlarını bahsedelim. Aslında çok da hani savaş yaşandığını hani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlılara karşı İngilizlerin yapmış oldukları kültürel istihbarat savaşı Afganistan'da çok yaşandığını söylemek pek mümkün olmayabilir. Şöyle NATO gibi şu an bildiğimiz gibi 30 üyeli NATO gibi çok uluslu güvenlik örgütleri özellikle askeri bir harekat yapmadan önce istihbarata olan ihtiyaçları oldukça fazladır. Yani bu bireysel olarak ülke veya örgütsel olarak NATO tamamıyla bir istihbarata oldukça fazla ihtiyaç duyarlar. Devletlerin hakeza günümüzde geçmiştekinden çok daha kapsamlı bir güvenlik sorunları ile karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Özellikle kitle imha silahlarının yayılması, balistik füze teknolojilerin gelişmesi ve son günlerde bu pandemiyle birlikte de ortaya çıkan siber güvenlik zafiyetleri, terörizm gibi tehditler devletleri çok karmaşık bir harekat ortamına sürüklemeye başladı. Dolayısıyla devletler bu karmaşık ortamda hayatta kalabilmeleri için bir güce sahip olmak durumundalar. Tabii bu güce sahip bir güç elde edebilmek için bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor. Yani bilgisiz güç mümkün değil. Bilgi olmadan bir güce sahip olmak mümkün değil. Dolayısıyla siz de o bilgiyi, o gücü elde edebilmek için istihbarata muhtaç kalıyorsunuz. Yani şunu diyebiliriz kısaca, güç ile istihbarat arasında karşılıklı bir bağımlılık olduğunu ifade etmek çok da yanlış olmayacak. Şimdi askeri ve ekonomik güç olarak tanımlanan sert güç kullanımı için mutlaka biz de mesela Afganistan'da gitmeden veya Afganistan'da görev yaparken bir askeri harekat düzenlemeden önce etkin bir istihbarat elde etmeniz lazım ki ona göre siz bir harekatı düzenleyebilirsiniz. Şöyle diyebiliriz aslında, yani şimdi gücü daha sonra ben biraz daha açacağım. Özellikle Afganistan gibi bir çatışma alanında artık bunu 2001 yılından sonra veya daha öncesinde Sovyetlerin işgali esnasında da gördük. Sert güç dediğimiz askeri gücün artık kesin bir başarı getirdiğini pek söylemek mümkün değil. Aslında 2001 yılından sonra 3-4 yıl içerisinde veya ilerleyen süreçte bunun doğru olduğu, yani sert gücün sadece salt başarıyı getirmediğini herkes görmüştü. Tüm katılımcılar görmüştü. Dolayısıyla bunun neticesinde tabii çeşitli kavramlar ortaya çıkmadı. Çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de yumuşak güç kavramıydı. Yumuşak gücün kullanımı özellikle Afganistan gibi bir yerde daha çok ön plana çıkmaya başladı. Silahlı kuvvetler bizim gibi veya değişik ülkelerin silahlı kuvvetleri özellikle Afganistan'da yani barışı koruma harekatları ile birlikte taktik seviyede artık halkın arasına karışmaya başladı. Yani klasik geleneksel savaşlarda
İki ordu birbiriyle savaşıyor. Halk bir farklı bir tarafta yer alıyordu. Fakat özellikle bu barışı koruma harekatları gibi harekatlarda artık mücadele halkın içerisinde ve halkın katılımıyla verilmeye başlandı. Biz bunu Afganistan'da çok yakından görmüştük. Yani bu durum her ne kadar sert gücün yok sayılabileceğini göstermese de yumuşak gücün önemini daha da ön plana çıkarmaya başladı. Silahlı kuvvetler artık Afganistan harekatıyla birlikte savaş dışı harekatlarda farklı kültürler ile karşılaşmaya başladı. Yani NATO'nun birçok üyesi, hakeza Türkiye, her ne kadar kendimizi çok yakın hissetsek de bir Doğu kültürüne yakın bir kültüre sahip olsak da ben bile şahsım adına biraz önce bahsettiğim gibi bir kültürel şokla karşılaştım ki NATO gibi Avrupa ülkelerinin veya Amerika'nın bu kültürel şoka ne kadar daha fazla maruz kaldığını tahmin etmek pek de zor olmasa gerek. Şimdi bu kültürel şokun atılabilmesi için bilgiye ihtiyaç duyulmaya başlandı. Tabii salt bilgi asla yeterli değil. Bu bilginin analiz edilerek bir harekatta, tarikat içerisinde kullanılması veya eyleme geçirilmesi önemliydi. Dolayısıyla sadece elde edilen askeri istihbarat, yani karşı işte Taliban'ın veya diğer terör örgütlerinin veyahut da bir ülkenin hakkındaki elde edilen askeri istihbarat bu tür halkın içerisinde gerçekleştirilen harekatlarda yetersiz kalmaya başladı. Tabii aynı zamanda bu taktik seviyede halkın arasına karışan asker kültürü göz ardı etmeye başlayınca kendileri açısından da tehdit yaşamaya başladı. Bununla birlikte yerel halk da aynı şekilde tehdit altında kalmaya başladı. Çünkü daha sonra Afganistan'da bahsedeceğim. Birçok Afganistan'ın her yerinde örneğin düğünlerde mesela biz kendi kültürümüzde de vardır düğünlerde silah atarız falan. Fakat bu kültürü bilmeyen Afgan, Amerikalılar veya NATO üyeleri bu tür yerlerde kendilerine tehdit olduğu algısıyla çok kez birçok Afgan suçsuz, günahsız Afgan halkının ölümüne neden olmuşlardı. Tabii kültürel istihbarata ihtiyaç olduğu artık kaçınılmazdı bu konuda. Çalışmalar var mı? Aslında çok da istenilen seviyede kültürel istihbarata yönelik çalışmalar yok. Bunu ilerleyen safhalarda yapılan, özellikle Amerika'nın yapmış olduğu bazı oluşumları anlatacağım size. Şimdi istihbaratta, askeri istihbarattan bahsettik. Terörizmle mücadelede istihbarat çok daha farklı. Yani normal klasik askeri istihbaratta karşı tarafın imkan kabiliyetini öğrenebilirsiniz. Fakat terörizmle mücadelede Afganistan gibi bir yerde karşınızdaki teröristin niyetini okumak, niyetini anlamak çok daha önemli hale gelmeye başlamıştı. Şimdi askeri istihbaratta örneğin hedef bir askeri istihbarat neticesinde sert gücü kullanabilirken kültürel istihbarat ile de yumuşak gücü kullanmayı, yani halkın kalplerini, zihinlerini kazanma olarak geçiyor. Onu yapmayı öğrenmeye başlıyorsunuz. Şimdi güç dediğimiz özellikle uluslararası ilişkilerde çok oldukça fazla kullanılan veya fazla bahsedilen bir kavram. Devletler anarşi ortamında, yani merkezi bir otoritenin olmadığı ortamda kendi bağımsızlıklarını sürdürebilmek için güçlü olmak zorundalar. Tabii özellikle realist bakış açısına göre bu gücün temel aracı askeri güç veya ekonomik güç olarak görülüyor. Yani sert güç olarak görülüyor.
Nedir peki bu güç dediğimiz? Gene Amerikalı bir yumuşak gücün ortaya koyan Joseph Nye'ın yapmış olduğu bir tanım var. Uluslararası ilişkilerde oldukça ön plana çıkan bir teorisyendir Joseph Nye. Şöyle tarif ediyor. Hedeflere ya da amaçlara ulaşmak için yani bir başka ifadeyle arzulanan sonuçları elde etmek maksadıyla başkalarının davranışlarını tehditle, para ödeyerek veya cezbetme, hayranlık uyandırma veya işbirliği yaparak etkileme kabiliyeti olarak tanımlıyor. Yani burada askeri güç var, yani bir tehdit ortamı, karşınızdakini rüşvet vererek veya parayla bir güç elde etme var veyahut da karşınızdakini kendinize hayran bırakarak onun üzerine bir güç elde etme imkanı var. Şimdi sert güç dediğimiz aslında hepimizin bildiği bir güç çeşidi. Bir devletin zorlama, tehdit veya askeri güç kullanarak politik amaçlarına ulaşma kabiliyeti olarak tanımlanıyor bu sert güç. En büyük araçları, yani en önemli araçları askeri ve ekonomik yöntemler kullanılıyor. Bunu tamamını yani hepimiz şu an yapılan bütün çatışmalarda, savaşlarda, geçmişteki savaşlarda çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Hala da sert gücün oldukça devletler açısından oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Fakat bununla birlikte artık yumuşak güç kavramı da ortaya çıkmaya başladı. Biraz önce söylediğim gibi ilk bu kavramı ortaya atan Joseph Nye, Amerikalı teorisyen, uluslararası ilişkiler teorisyeni, bunu rızaya dayalı ikna ve cazibe, kendine çekme kabiliyeti, işbirliği ve ikna yöntemlerini içermesi ve zorlayıcı bir güç olmaması olarak tanımlıyor. Aslında kültürel istihbarat da bu yumuşak gücün yumuşak gücü elde etmek için kullanacağımız bir araç olarak görebiliriz bunu. Şimdi Afganistan gibi bir ortamda, terörizmin olduğu bir ortamda nasıl bir güç elde edilmesi lazım veya nasıl bir güçle mücadele edilmesi lazım veya sadece sert güç dediğimiz silahlı güç yeterli olur mu gibi soruları biz kendimize sorduğumuzda maalesef bugün yapılan görüşmeleri, Moskova görüşmesi veya bu ay içerisinde yapılması gereken, yapılacağı söylenen İstanbul görüşmelerinde de görüldüğü gibi yani sert gücün, sadece silahlı gücün artık çok yeterli olmadığını görebiliriz. 2001'de bu silahlı güç olarak, yani sert güç Afganistan'ı dağıttı, mahvetti. Daha sonra devam etti tabii bu. Ben 2004'te gittiğimde hala silahlı gücün ön plana olduğunu görüyorduk. Fakat yumuşak güç veya kültürel istihbarat yeterince ortaya konulamıyordu. Tabii mücadele edebilmek için de yumuşak gücün belki de sert güçle eşit veya daha ön plana çıkması gerektiğini söylemek yanlış olmaz herhalde. Şimdi istihbaratı biz şöyle bir tanımlamak istersek, gene istihbaratın duayenlerinden Profesör Sherman Kent bunu istihbarat bilgidir şeklinde tanımlıyor. Ünlü bir kitabı vardır, Stratejik İstihbarat kitabı. Onun ilk girişinde istihbarat bilgidir diye başlar. Tabii sadece bilgi bir istihbarat mıdır? Bunu hayır demek mümkün. Bilgi istihbaratın kilit unsurudur. İstihbarat dediğimiz kavram bilgiden oluşur, ancak elde edilen her bilgi istihbarat değildir. Yani istihbaratı siz ancak elde ettiğiniz bilgiyi analiz edip süzgeçten geçirdikten sonra kullanıma sunduğunuz zaman bu istihbarat haline gelir. Yani olmuş ya da olacak bir olay hakkında toplanan ham bilgiyi tasnif edip, kıymetlendirip, yorumlayıp ve kullanıcılara dağıtım aşamalarından geçirdikten sonra siz istihbarat edebilirsiniz. Yani bir çark içerisinde
bu bahsetmiş olduğum tasnif, kıymetlendirme, yorum, dağıtım bir çark halinde işler ve buna istihbarat çarkı deriz biz. Bu çark sürekli bir faaliyettir. Bunun neticesinde siz istihbaratı kullanıcılara göndermiş olursunuz. İstihbaratı biz tabii çeşitli sınıflandırmalar yapabiliyoruz. Bunu seviyelerine göre, yani stratejik istihbarat, operatif ve taktik istihbarat olarak sınıflandırıyoruz. Alanlarına göre ekonomik, askeri, coğrafi, ulaştırma ve iletişim, politik, biyografik ve kültürel, yani sosyal istihbarat diye geçiyor ama bunun sosyal istihbarat çok geniş bir istihbarat alanı. Bunu ayrı bir başlık olarak kültürel istihbaratın da dahil edilmesi gerektiğini ben ifade etmek istiyorum. Toplama yöntemlerine göre de istihbaratı sınıflandırılıyor. Bunlar görüntü istihbaratı, sinyal istihbaratı, açık kaynak istihbaratı, insan istihbaratı, teknik istihbarat, ölçüm ve iz istihbaratı gibi çeşitli sınıflandırmalara tabi tutabiliyoruz istihbaratı. Bizim bugün bahsedeceğimiz alanlarına göre olan istihbarat çeşidi olan, şu an hala istihbarat doktrinlerinde çok da kendisinden sosyal istihbarat yer alıyor, fakat kültürel istihbaratın çok da henüz harekat planlarında veya doktrinlerde, istihbarat doktrinlerinde yer aldığını söylemek pek mümkün değil. Şimdi klasik istihbarat, askeri istihbarattan bahsetmiştik biraz önce. Önemli olan düşmanın kapasitesi ve muharebe düzeninin ortaya çıkarılması olduğunu söylemiştik. Fakat terörizm ve mücadele istihbaratında askeri istihbarattaki keskin sınırların olmadığını söyleyebiliriz. Burada niyeti okumak çok önemli. Teröristin niyetini, ki hakeza 11 Eylül 2001'deki yapılan saldırılar taktik seviyede yapılan bir saldırının stratejik etkiler yarattığını gördük. Dolayısıyla özellikle 11 Eylül gibi bir saldırıda çok istihbarat zafiyetinden çok bahsediliyor. Bu terörizme mücadele istihbaratının çok daha önemli hale geldiğini ortaya koyabiliyoruz. Bu alanlarına göre istihbarattan şimdi bahsedeceğimiz, bizim Afganistan nezdinde bahsedeceğimiz kültürel istihbarata geçtiğimizde ise bunun çok da böyle ön plana çıkarılmadığını, fakat oldukça önemli bir istihbarat alanı olduğunu söylemek mümkün. Kültürel istihbarat neye dayanıyor? Kalpleri ve zihinleri kazanma stratejisi olarak geçiyor literatürde. Buna dayandığını söyleyebiliriz. Yani yerel kültürün, örneğin Afganistan'daki yerel kültürlerin veya yerel diğer ülkeler yerel kültürün anlaşılması, farkında olunması, bu kültüre yönelik bilginin etkin olarak harekat alanında kullanılması neticesinde ortaya çıkan istihbarat çeşidi olarak söyleyebiliriz. Şimdi günümüzdeki bu toplum içerisinde gerçekleştirilen harekatlara baktığımızda artık yani sert güç evet var, fakat daha ziyade istihbarat ve bilgi savaşlarının daha ön plana çıktığını görmek mümkün. Özellikle toplumun kazanılmasının hedeflendiği harekatlarda, ki Afganistan öyle olması lazım, en iyi istihbarat kaynağının toplumun kendisi olduğu göz önüne alınarak bu kültürel istihbaratı elde etmeye yönelik çabaların artması gerektiğini söylemek mümkün. Eğer siz, ben çok fark ettim, Kabil'de de bunu biz çok fark etmiştik. Yani ikinci bölge bizim devriye alanımızdı. Orada halk içerisinde, halkın arasına karıştığınızda halkla sürekli temas halindesiniz. Kendisini güvende hissetmediği anda asla size karşı, sizinle muhatap olmuyor, sizinle iletişim kurmuyor, size yaklaşmıyor. Bunu daha sonra bir örnekle pekiştireceğim bu iletişimi. Dolayısıyla siz halkla da görüşemediğiniz, konuşamadığınız zaman ihtiyaç duyduğunuz istihbaratın da
elde edilmesinin zor olduğunu görüyorsunuz. Yani özellikle insan istihbaratı dediğimiz human intelligence kapsamında eğer güvende hissetmediği anda, size güvenmediği anda hiçbir şekilde hiçbir bilgiyi elde etmeniz pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla halkla yakınlaşmak için, halkla iletişim kurabilmek için güven ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kültürel istihbaratı siz elde ettiğiniz zaman şunu da söylemek mümkün. Artık yani normal klasik savaşlarda bir ordu var. İşte diğer ordu belirli bölgelerde bir yerde karşılaşıyor ve artık hani geçmişteki savaşlarda diyelim şu an uzun menzilli füzelerle işleri bitirebiliyorsunuz ama fakat toplum içerisinde gerçekleştirilen harekatlarda terörist örneğin gündüz halk, akşam terör faaliyetlerinde bulunuyor. Dolayısıyla halkın içerisinde yaşıyor, halkla birlikte hareket ediyor. Yani siz eğer halkı çözümleyip ona karşı herhangi bir yakınlık kuramazsanız, iletişim kuramazsanız, ondan bilgi alamazsanız hiçbir şekilde bir şey elde etmek mümkün değil biraz önce söylediğim gibi. Dolayısıyla siz ona yaklaşabilmek için, halka yaklaşabilmek için, halktan bir şeyler alabilmek için de onun özellikle kültürünü bilmeniz lazım ki örneğin bir bardak çay içmenin önemini bilmeniz lazım. Bir Afganlının her zaman yanında yeşil çayının hazır olduğunu bilmeniz lazım. Onunla birlikte size uzattığı bir çayı reddetmenin kötü bir şey olduğunu bilmeniz lazım. Ya bunları tabii elde edebilmek için de kültüre saygı, kültürel farkındalık, işte toplumu yanına alma gibi faaliyetler içerisinde olmanız lazım. Ve siz bu şekilde bilgilerle yani halkın kültürünü öğrenerek ona karşı bir hareket planı geliştirirseniz ve bunları harekat planlarınızda yer alırsanız sizin iletişim kurduğunuz toplum terörizme tepki gösterecek ve devlet kazanacak, Afganistan kazanacak. Fakat siz bu toplumu değer vermez, toplumun kültürel ayarlarıyla oynamaya kalkarsanız terörist gündüz halkın içerisinde olan teröristler halkı etkileyecekler ve halk da haliyle terörizme destek verecek ve terör kazanacak. Yani aslında baktığımızda Afganistan'da tam da bu olayların olduğunu, bu senaryonun gerçekleştiğini görüyoruz. Şu an yapılan görüşmeler örneğin baktığımızda hep Taliban, işte Amerika arasında, Taliban arasında, hükümet arasında herkes aslında şunu görüyoruz, gücü elinde bulundurmaya çalışıyor. Hiç kimse halkı düşünen yok. Yani Afgan halkını şu an benim en azından bu benim tabii şahsi görüşüm, benim düşünceme göre şu an Afgan halkı aynen 2001'deki veya daha önceki olduğu gibi hala kendi içinde, kendi zindanlarında yaşıyorlar. İlerleyen aşamalarda bunları da daha da görüşebiliriz, görüşeceğiz. Şimdi kültürel istihbarat sadece askeri alanda kullanılmıyor. Aynı zamanda ticari alanda da kullanılıyor. Bunun en güzel örneği McDonald's bildiğimiz gıda zincirlerinden McDonald's'ın örneğini verebiliriz. Şimdi McDonald's çeşitli yerlerde, çeşitli ülkelerde, işte Türkiye'de, Avrupa'da, Afrika'da girdiği her yerde ödül sistemi uyguluyor. Ve ödül sistemini bulunduğu bölgeye göre uyguluyor. Yani bir Avrupa'daki uyguladığı ödül sistemini bir Pakistan'da, Bangladeş'te veya efendim farklı yerlerde uygulamıyor. Bunu da şöyle yapıyor. Mesela oranın kültürünü analiz ediyor. Ona yönelik bir eylem planı içerisinde oluyor. Örneğin Pakistan'da McDonald's kendini oldukça güç kabul ettirmiş durumda. Yani ettiriyor. Fakat yaptığı çalışmalarla yani kültürel çalışmalarla şunu görüyor.
Doğu kültüründe aile reisinin ve aile bireylerinin çok önemli olduğunu ortaya koyuyor yaptığı çalışmalarda. Ve ayın personeli seçtiği çalışanının evini ziyaret ediyor yöneticiler. Özellikle aile içerisinde babaya, ailenin reisi olarak gördüğü babaya teşekkür plaketleri veriyor, hediyeler sunuyor. Bunun neticesinde halk arasında kendini kabul ettirmeye başlıyor McDonald's. Tabii burada önemli olan McDonald's'ın Pakistan'da baba figürünün önemini ve rolünü kavraması olarak görüyoruz. Yani önceden çalışılmış bir uygulama olduğunu görüyoruz. Elde etmiş olduğu bu ham bilgiyi, ham kültürel bilgiyi süreç içerisinde analiz ederek gerçek yaşamda başarıyla uyguladığını görüyoruz. Şimdi kültürel istihbarat savaşları bizim konuşmamızın başlığında da belirtildiği gibi kültürel istihbarat savaşlarının ilk örneklerini biz İngiliz istihbaratının Orta Doğu'daki faaliyetlerinde görüyoruz. Bunu biraz önce de söylemiştim aslında. Yani Afganistan'da çok böyle bu kültürel istihbarat savaşlarını görmek birazcık zor. Fakat onu görüyoruz. Rusların işgal ettiği zamanda. Ancak tarihte İngiliz istihbaratının oldukça özellikle Osmanlı'ya karşı oldukça önemli faaliyetlerinin Orta Doğu'da kültürel istihbarat faaliyetleri olduğunu görüyoruz. Şimdi İngiltere, Orta Doğu'da İngiltere'ye bağımlı küçük ve aynı zamanda kendi aralarında sorumlu prensiplerle oluşan bir siyasi yapı maksat güdüyordu. Bu hedefine ulaşmak için de Osmanlı İmparatorluğu'nun bölge üzerindeki etkisini ve askeri idari etkisini yıkmak gerekiyordu. Osmanlı padişahlarının halife olarak dini ve manevi bir etkiye sahip olmasını engellemekti. Bu bahsetmiş olduğum üç amaç İngiliz istihbaratının temel amaçlarıydı. Özellikle halifeliğin Arap soyundan gelen birisinin hakkı olduğu yönünde sürekli halkı işliyordu. Tabii bölgedeki politikası doğrultusunda da bölgenin tamamını, işte Afrika'nın tamamını, Batı Arabistan'ı, bölgeyi kapsayan çok geniş bir istihbarat ağı kurmuştu İngilizler. Aynı zamanda Anadolu'da da istihbarat faaliyetlerini sürdürüyorlardı. İstihbarat servis elemanları, İngiliz istihbaratçıları çok önemli bir şey yapmışlardı. Bu bölgede savaştan önce bölgenin kültürel yapısını ortaya çıkarmışlardı. Yani hangi şeyhleri etkileyebiliriz, işte hangi kabileleri etkileyebiliriz, onların kültürleri nedir gibi çok önemli çalışmalar yapmışlardı ve bu çalışmaları Arap Büro denilen bir istihbarat bürosu kurarak yapmışlardı. Tabii bu dönemde bölgedeki savaş sadece askerler arasında yaşanmadı, aynı zamanda istihbarat örgütleri arasında da yaşandığını görüyoruz. Şimdi Arap Büro'dan biraz bahsedecek olursak, çok önemli bir istihbarat ağı, istihbarat komuta ve koordinasyon merkezi olduğunu görüyoruz Arap Büro'nun. Kahire'de Arap Büro adıyla İngiltere adına istihbarat toplayıp bu istihbaratı Londra ve Hindistan, Sudan ve Mısır gibi sömürge merkezlerine iletecek bir büro kurulmuştu. Şimdi kimlerden oluşuyordu bu Arap Büro? Aslında çok önemli bu. Bu 1920'li yıllarda 1920'de kapatılıyor. Birinci Dünya Savaşı zamanlarında bu Arap Büro içerisinde asker, akademisyen, arkeolog, gazeteciye kadar çok farklı meslek gruplarından insanlar olduğunu görüyoruz. Şimdi bu kişilerin ortak özelliklerine baktığımızda bölge hakkında, kültür hakkında mükemmel bilgiye sahipler ve aynı zamanda o bölgenin dilini, Arapçayı, Türkçeyi çok akıcı şekilde konuştuklarını görüyoruz. Şimdi bu Arap Büro'da çalışan istihbaratçıların en bilineni Arabistanlı Lawrence diye bilinen İngiliz albay Thomas Edward Lawrence'dır. Bunu hepimiz filmlerini, kitaplarını falan okumuşuzdur. Bu Lawrence'ın en önemli özelliği
kültürler arası iletişim sürecini çok iyi yönetmiş olmasıydı. Yani Arap kültürünü öyle bir öğrenmişti ki gören tipini görmese yani kendisini Arap zannedecek derecede çok iyi dili konuşuyordu, kültüre hakimdi. Bu elde ettiği istihbaratla Osmanlı'ya karşı başta Şerif Hüseyin isyanı olmak üzere birçok isyanın fitilini ateşlemişti bu Lawrence. Tabii Arap büro isyancılara silah, para yardımı yapıyordu. Bölgenin fiziki ve kültürel haritasını çıkarmışlardı ve bu haritayla işlerini yürütüyorlardı. Özellikle kültürel istihbarat bu Arap büronun önemli bir uğraş haline gelmişti. Arap Bülten adıyla bir gizli istihbarat dergisi çıkartmışlar. İşte bölgedeki bu kültüre göre özel stratejiler belirlemişlerdi. Fakat Arap Büro denilen bu koordinasyon merkezi 1920 yılına kadar faaliyetlerini devam ettiriyor. Daha sonra kapanıyor. Ancak yani görüyoruz ki bu hala günümüze kadar bunun efsaneleri anılır. Ne kadar Osmanlı'ya karşı nasıl bir isyan çıkarttıkları veya nasıl bir faaliyet içerisinde olduklarını çok yakından görebiliyoruz. Tabii bu Lawrence'ın göstermiş olduğu, Arap Büro'nun göstermiş olduğu çaba Osmanlı Devleti açısından da tam bir yıkım olduğunu söyleyebiliyoruz. Fakat Afganistan'a baktığımız zaman Afganistan'da kültürel istihbarat faaliyetlerinin birazcık daha farklı olduğunu görüyoruz. Şimdi Sovyetlerin 1979-89 yılları arasında ki işgalleri ve işgal öncesinde halkın algılarını değiştirme yönünde faaliyetleri olduğunu görüyoruz. Ancak 2001 yılındaki harekattan sonra Amerika'nın ve NATO'nun aslında hani kültürel istihbarata yönelik, ben orada olduğum zaman da faaliyetlerimiz vardı ama çok da böyle gözle yani elle tutulur bir faaliyetler değildi. Örneğin biz çıkıyorduk mesela psikolojik harekat kapsamında, işte bilgi harekatı kapsamında halkın arasında dolaşıp gazeteler, NATO'nun, ISAF'in gazeteleri vardı. O gazeteler dağıtılıyordu. Bu Afgan dilinde yazılmış gazeteler. O kapsamda faaliyetler gerçekleştiriliyordu. Fakat şu vardı, yani yapılan işler, biz Türk askerini ben bir kenara koyuyorum, diğer NATO üyesi veya Amerikalılar tarafından çok da istekli yapıldığını söylemek pek mümkün değil. Çünkü korkuyorlardı. Yani Kabil'de bir an önce hemen işimizi görelim, üstümüze geri dönelim gibi faaliyetler vardı. Şimdi Afganistan'da bu kültürel istihbarat faaliyetleri yeterli miydi? Tabii ki hayır diyebiliriz. Yeterli değildi. 2004 yılındaki neyse şu an 2021 yılında da benim takip ettiğim kadarıyla hala aynı göz ardı edilmişti, devam ettiğini söyleyebiliriz. Sovyetlerin Afganistan'da aslında Sovyetlerin faaliyetlerinden bahsetmiştik. Şimdi Sovyet generalinin bir ifadesi var 1979 yılında Afganistan işgal ettiğinde. Şöyle diyor, yani kendi kendine öz eleştiri yapıyor Sovyet tüm generali. Afgan kültürünü diyor tanımadan biz bu harekatı gerçekleştirdik. Yani Afganistan'dan direkt ifadesi şöyle, Afganistan'a ilk girdiğimizde insanlar bizi büyük bir sevinçle karşılamışlardı. Bir yıl sonra %40'ı, 5 yıl sonra %60'ı, çekilmeye başladığımızda ise %90'ı bizden nefret ediyordu. Ve sonunda anladık ki biz insanlarla savaşıyorduk gibi bir ifadesi var. Yani halkın beklentisi farklıydı Sovyetlerden. Fakat bu Sovyetlerin halkı tanımadan, halkın kültürünü tanımadan Afganistan içerisindeki faaliyetleri girdikleri andaki bakış açısıyla
terk ederkenki bakış açısının çok farklı olduğunu bize gösteriyor. Şimdi kültürel istihbaratın aslında daha geriye gittiğimizde Osmanlı'da da bazı uygulamalarını görüyoruz. İstimale siyaseti diye bir uygulamasını görüyoruz. 1600'lü yıllarda Osmanlılar bir yeri fethetmeden önce Akıncı Beylerini göndererek o bölgenin kültürel yapısını ortaya çıkartmaya çalışıyorlar ve dönüşte ona göre bir plan uygulayıp orayı fethettiklerinde insanlara olan davranışlarının elde edilen bu bilgiler sayesinde gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu konuda Allah rahmet eylesin Halil İnalcık hocamızın çok güzel Osmanlı istimale siyaseti ile ilgili makaleleri var. Okumanızı tavsiye ederim. Şimdi Amerikan yaklaşımı 2001'den sonra özellikle Amerikalıların bu kültürel istihbaratı veya kültürel istihbarat elde etmeye yönelik bazı faaliyetleri olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Human Terrain System, yani bölgesel insan dokusunu tanıma sistemi diye oluşturulan bir sistem. 2005 yılında geliştiriliyor. 2007 yılında uygulamaya konuluyor bu program. Amacı harekatları, askeri harekatları desteklemek maksadıyla çevrenin kültürel hazırlığının yapılması. Bunun da kurucularından birisi, yani kurucusu diyelim, Montgomery McFaith diye bir hanımefendi. Şu an Amerika'da Deniz Kuvvetleri'nin üniversitesinde sanıyorum öğretim üyesi. 2005 yılında bunun önderliğinde, Montgomery McFaith'in önderliğinde bu Human Terrain System kuruluyor. Ve taktik operasyonel seviyede karar vericilerin sosyal, etnografik, kültürel, ekonomik ve politik konularında farkındalıklarının sağlanması hedefleniyor burada. Şimdi bu sistem içerisinde çeşitli ekipler oluşturuluyor. Bunlardan bir tanesi bölgesel insan dokusunu tanıma ekibi, Human Terrain Teams diye. 5 ile 9 personel arasında askeri ve sivil personelden oluşuyor. Her ekipte bir tim lideri, bir sosyal bilimci, bir araştırma personeli ve 2 analizci bulunuyor. Şuna dikkat ediyorlar bu timler içerisinde. En az bu bahsetmiş olduğum ekibin en az birisinin kadın olmasına oldukça önem veriyorlar. Çünkü Afgan kadınına olan yaklaşımlarını da bu tim ekibi vasıtasıyla yapıyorlar. Aynı zamanda en az bir kişinin veya hepsinin en az bir yerel dili bilmesi ve alan uzmanı olması şartı koyuyorlar bu ekipler içerisinde. Ekiplerin ana görev alanı ise elde ettikleri bilgilerle orada Amerikalıların karar vericilerine kültürel konularda farkındalık yaratmak olarak tespit ediliyor ve bu ekipler Afganistan'ın bütün bölgelerine yayılıyor. Tabii başarılı, ne kadar başarılı oldukları sorgulanıyor bunun. Fakat Amerika bu timler için oldukça çok yüksek, yani 726 milyon dolarlık gibi oldukça yüksek bir bütçe ayırıyor. Bu bütçe sosyal bilimler içerisinde gerçekleştirilen, Amerika'da gerçekleştirilen en pahalı proje olarak göze çarpıyor. Sonuçta maksatları kültürel istihbarat toplamak. Tabii elde ettikleri bu bilgileri de bir analiz programı vasıtasıyla yapıyorlar. Mapping Human Terrain diye bir ana yazılım geliştiriyorlar ve bu yazılım vasıtasıyla analiz ediyorlar. Analizin neticesinde elde edilen bilgiler de Afganistan'da görev yapan Amerikalı birliklere, karar vericilere, işte Amerika'daki üst düzey stratejik seviyede karar vericilere dağıtılıyor. Fakat daha sonra Amerika içerisinde de bu tartışılmaya başlanıyor bu ekipler. Yani etik midir, değil midir? İnsanların siz orada her şeyiyle bilgi sahibi oluyorsunuz. Bunu farklı yönlerde kullanıyorsunuz gibi etik tartışmalar neticesinde Eylül 2014'te bu ekipler dağıtılıyor. İkinci oluşturulan, 2009 yılında oluşturulan bir yapı var. Bu da kadın işbirliği ekipleri.
Female Engagement Teams'ler. Bunların maksadı da Afgan kadınıyla iletişim sağlanması. Yani her şeyle ilgileniyorlar ve bu timler içerisinde tamamı kadından oluşuyor. Çeşitli rütbelerdeki 2 veya 3 gönüllü kadın askerden oluşuyor. Kadının rolünün önemli olduğunu görüyorlar. Hakikaten de önemli. Yani her ne kadar Afganistan'da kadın ikinci planda gibi görülse de bu dışarıda benim gördüğüm kadarıyla dışarıda böyle gözüküyor. Fakat aile içerisinde özellikle kadının rolünün de oldukça yani ananın rolü, ana figürünün rolünün oldukça önemli olduğunu görüyoruz. NATO bünyesinde de daha sonra bu cinsiyetlerin rolünün anlaşılması maksadıyla bir Smart Defense projesi geliştiriliyor. Bulgaristan lider ülke olarak savunma ve güvenlik içerisinde kadın liderler diye bir proje başlatılıyor ve Afganistan'a yönelik bu uygulanmaya çalışılıyor. Türkiye'de bu şeyin içerisinde, Smart Defense'in içerisinde yer alan katılımcı ülkelerden bir tanesi. Üçüncü oluşturulan ekip ise kilit lider işbirliği ekipleri, Key Leader Engagement Teams'ler. Bunlar da baba figürünün, ana figürünün yani yaşlı ve kritik roldeki insanların rolünü tespit edip Afganistan'da bunlarla iletişim kurarak özellikle terörizme katılacak yani terörist faaliyetlere katılımın önüne geçmek maksadıyla böyle bir timler kuruluyor. Toplum üzerinde etkili olduğu varsayılan yaşlı insanlar ile iletişim kurulmaya çalışılıyor ve özellikle gençlerin terör örgütüne katılımlarının önlenmesi hedefleniyor. Tabii bu bahsetmiş olduğum timler Afganistan'da özellikle yani bölgesel bu ilk 2005 yılında başlatılıp 2014'te kapatılan Human Terrain System'ın çok başarılı olduğunu söylemek çok da mümkün değil. Çünkü eğer bir şeyleri siz yapmacık yapıyorsanız, içinizden gelmeden yapıyorsanız onun başarılı olması çok da pek mümkün gözükmüyor. O ayrımı biz çok rahat bir şekilde görebiliyorduk Afganistan'da. Kabil'de aynı anda devriye atarken bir Amerikalı, işte bir Türk veya bir İngiliz aynı anda devriye atarken silah tutuşumuz bile insanları çok etkiliyordu. Yani biz askerimize her zaman için arabada giderken işte devriye atarken asla silahı halka karşı doğrultmayacaksınız diye emirler veriyorduk. Yani sürekli silahın namlusunun yere bakmasını hedefliyorduk. Çünkü direkt tehdit olarak algılıyorlardı. Artı şu an tabii internetin artmasıyla çok daha farkındalıklar arttı ama 2004 yılında o kadar çok böyle farklı inanışlar vardı ki Afganistan'da halk arasında. Biz askerimize asla gözlük taktırmıyorduk örneğin güneş gözlüğü görevlerde. Fakat diğer asker Amerikalılar böyle çok o enteresan gözlüklerden takıp dolaşıyorlardı. Şöyle bir inanış vardı. Ne kadar doğru yanlış hani insan bazen inanası gelmiyor ama yapmış olduğumuz görüşmelerde biz bunu tespit etmiştik. O güneş gözlüğünü Afganların kadınlarının içerisinde hani kıyafetlerinin altını gösterdiği şeklinde bir inanış vardı örneğin. Çok enteresandı. Ya biz bunu öğrendikten sonra hiçbir göreve hiçbir şekilde gözlüklü göndermiyorduk. Asla güneş gözlüğü taktırmıyorduk. Artı örneğin Afganların askerleriyle bizim tercümanlarımız da Türkmen eski askerlerden de Raşit dostumun eski askerlerinden onunla arada çok konuşuyorduk. Böyle nasıl davranırız, nasıl davranmamız gerekir gibi. Onun mesela bana söylediği bir şey vardı bir tercümanımızın. Bir Afgan askerine asla ve asla başında şapka yokken bu şekilde selam vermeyeceksiniz şeklinde. Ben çok şaşırmıştım niye falan diye. Eğer başında şapka yokken selam vermeniz halinde yani biz gelir geçerken merhaba falan deriz mesela. Hani şey yok ama o karşı tarafa bir kötü bir yani küfür demeyeyim ama kötü bir söz veya kötü bir davranış olarak addediliyormuş.
Ya ben de ona çok şaşırmıştım mesela, bana bunu söyledikten sonra çok dikkat ettim. Asla ve asla hiçbirine o şekilde ben gelir geçerken böyle başımda şapka yokken selam vermemeyi öğrendim. NATO'nun da farklı yaklaşımları vardı. Mesela Amerikalılardan farklı olarak kapsamlı yaklaşım stratejisi diye bir strateji geliştirmişti NATO. Bu biz de çalışmıştık bu stratejinin geliştirilmesinde. İşte kapsamlı yaklaşım stratejisi içerisinde bir hedef ülkenin politik, askeri, ekonomik, sosyal, altyapı, bilgi teknolojileri gibi konularda bilgi toplanıyordu. Yani istihbarat, kültürel istihbaratı ortaya çıkartmaya, sosyal istihbaratı ortaya çıkartmaya çalışıyorlardı. Bu da tabii hala yani gelişim sürecinde NATO içerisinde ama özellikle 30 tane farklı kültürün olduğu bir NATO gibi bir örgütte herkesin aynı davranışı göstermesinin çok yani mümkün olmadığını görüyorsunuz. Bununla birlikte göreve gitmeden önce kültürel eğitimler veriliyor NATO kapsamında. Örneğin Barış Çin Ortaklık Merkezi Komutanlığı Ankara'da, işte Terörizmle Mücadele Merkezi'nde, Sivil Asker İşbirliği Mükemmeliyet Merkezi'nde Hollanda'da, NATO Okulu'nda, işte Müşterek Harp Merkezi Norveç'teki Müşterek Harp Merkezi'nde, Romanya'daki İnsan İstihbaratı Mükemmeliyet Merkezi gibi çeşitli merkezlerde özellikle Afganistan gibi bir harekat alanına gitmeden önce eğitimler verildiğini biliyoruz, görüyoruz. Fakat bu eğitimlerin çok da etkin olduğunu söylemek pek mümkün değil. Daha önce söylemiştim, bir bardak çay seansı çok önemli. Gerçekten çok önemli. Hani o halkın size yaklaşmasını sağlamak için, onların kalplerini kazanmak için, onların size uzattığı bir bardak çayı içmek çok önemli. Birçok ben onu da görüyordum. Hani bir Amerikalıya siz uzattığınızda adam sizi böyle hani bir Afgan bir şey uzattığında falan kendisini zehirleyecekmiş veya kötü bir şey yapıyormuş gibi algılıyordu. Yani belki de yani doğruydu ama o an bana da çok uzatılıyordu. Hani gidiyorsunuz bir yerde bir Kabil'de şeyde geziyorsunuz. Chicken Street vardı mesela. Çok severdim ben orayı. Her şey satılırdı orada. Orada bir şeyler yapıyorlar. Yanında sürekli bir çay damlanın içerisinde yeşil çay. Adam sizi geliyor, görüyor, hemen seviyor. Türk müsünüz falan filan. Evet diyor, hemen koyuyor oradan bir çay. Yok ben içmeyeyim falan demeniz tabii olmuyor. Sizin içtiğinizi görünce de çok mutlu oluyor ve size yakın hissediyor. Benim şöyle bir başıma bir olay gelmişti. Bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Çünkü alınan dersler kapsamında bunlar çok önemli oluyor. Özellikle görev yapma bakımından. Gene biz dolaşıyorduk bir devriye esnasında. Bir tane 17-18 yaşlarında bir genç geldi, bize bir şeyler söyledi falan. Tabii tercümana sordum ben ne diyor falan diye. Tercüman söylemek istemedi. Küfretmiş yani, kötü sözler söylemiş. Bizi defolun gidin falan gibi, çok affedersiniz. Tabii bizim askerlerimiz falan böyle şey yapınca birden çocuğu böyle şey yapmak istediler. Bir saniye dedim. Yani şimdi orada bir kritik noktaydı orası benim için. Ben ya ona orada yani ceza verip kendime o an bir kişi cezayla 100 tane kendimize karşı insan yaratacak. Çünkü herkes bakıyor o an. Bir böyle bir ortam oluştu. Sokak ortasında birisi size bağırıyor falan. Diğerleri de hemen etrafta toplandı insanlar. Ya da onu kazanarak size 100 kişiyi yanınıza çekmek gerekecek. Ya o kritik bir noktaydı. Ben gene konuşmak istedim. Gene bir şeyler söyledi falan. Tercüman çevirmek istemiyor. Sonra ben durdum falan. Ben dedim ki ben bir şey okumak istiyorum dedim şeye, gence. Ne okuyacaksın falan dedi. Tabi bildiğim o an bir dualardan falan okudum. Durdu falan böyle bir. Baktı bana. Dedi ki siz dedi Müslüman mısınız dedi. Evet dedim, biz Müslümanız dedim. Şöyle durdu falan, çok şaşırmıştı. Ya ben sizi yani Müslüman olduğunuzu bilmiyordum dedi. Hayır dedim, biz Türk'üz dedim.
Türkiye'de biz sizin için buradayız. Müslümanız, size yardım etmek için buradayız dedim. O an yani o çocuğun yüzündeki o pişmanlığı gördüm, geldi bana sarıldı, özür diledi. Yani onun yapmış olduğu aslında hani tepki çok normal bir tepkiydi. Ülkenizde yabancı askerler dolaşıyor, yabancı postalar dolaşıyor. Çok normal bir tepkiydi. Fakat o an ona farklı bir şekilde davranıp itip kakalayıp onu oradan göndermiş olsaydım bize düşman birçok insanı kazanacaktık. Fakat ufacık bir şeyle o an etraftaki insanların da kalplerini kazanmış olduk. Ve çocuk bizim yanımızda bütün devriye boyunca yanımızda dolaştı. Ben eminim ki o an bize bir saldırı olsa veya bir şey olsa bizim önümüze o çocuğun ilk atlayacak olanlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani kültürünü bilmeden, o kültüre yönelik bir bilgi, farkındalık yaratmadan bir yerlere gidiyorsanız, bir yerlerde görev yapıyorsanız, bu görevde başarılı olmanızın çok da imkan, hani başarısızlığın mümkün olduğunu söylemek mümkün. 30 üyeli NATO üyesi artı partner ülkeler, hepsinin farklı kültürleri var. Hepsi birbirinden zaten kendi içerisinde bile bir anlaşma yoktu. Benim tespitim, gördüğüm farklı kültürler. Bir de siz Afganistan'a gidiyorsunuz. Afganistan'da farklı bir kültürle karşılaşıyorsunuz falan. Dolayısıyla çok zor bir ortamdalardı yani hepimiz diyelim. Biz de bir NATO üyesi ülke olarak çok zor bir ortamda görev yapmıştık. Tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Afganistan'da kendi değerler sistemi Peştunvali denilen bir kültürel kod altında kodlanmış durumda. Yani her ne kadar hani Peştun geleneği anlamına geliyor Peştunvali, Peştunlara özgü gibi görünse de aslında bütün etnik gruplar bu Peştunvali kurallarını kendilerine uygulamışlardı. Bu kuralların temel şeyleri ne öz saygı, bağımsızlık, adalet, misafirperverlik, sevgi, bağışlama, intikam, herkese karşı özellikle yabancı ve misafirlere karşı tolerans göstermeyi ön plana çıkartıyor. 9 temel kuralı var. Misafirperverlik, barınak, yani kendilerine sığınan kişiyi her türlü tehlikeye karşı korumak, adalet veya ölç almak, işlenen bir suç için adalet aramak kuralları, cesaret, sadakat, doğruluk, tek bir Allah'a inanç, istikamet, onurlu bir yaşam, namus çok önemli. Yani bu Afganlar bu Peştunvali kurallarına göre hayatlarını sürdürüyorlar ki benim hayranlıkla gördüğüm ve insanların da bir yani tüm gruplarda tespit ettiğim bu temel kuralların gerçekten de işlediğini görmüştüm. Tabii güçten bahsettik hocam. Bu güçte ben şeyde de bulunmuştum, bu silahsızlanma, ters etme ve topluma kazandırma DDR sürecinde göre yapmıştım Afganistan'da. Başarılı olamadı. Başarılı olamamasının nedeni de gene Afgan kültüründe gücün yani otoritenin öneminden kaynaklanıyor. Otoriteye hiç kimse özellikle bu savaş ağaları gibi dediğimiz çeşitli güçler bunları bırakmak istemedikleri için. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Benim gene gerçekten de hani kimi kurtarmak isterseniz Afganistan'da ilk olarak deseler önce kadınları derim. Yani kadınlar refaha ersin, Afganistan'da Afganistan refaha erer diyorum. Çünkü kadınlar Afganistan'da psikolojik sağlamlığın örneğe resmen, bir yandan insanca yaşam mücadelesi vermeye çalışıyorlar, bir yandan Taliban rejimi gibi sert kurallar içerisinde yaşıyorlar. Kadın yani gerçekten adı yok yani Afganistan'da. Fakat geçmişe baktığımız zaman
aslında modern Afganistan'ın kuruluşunda kadın daha ön planda, daha modernken, bu Taliban öncesinde de tabii bu Taliban'la değil ama öncesinde özellikle 1933'lü yıllardan sonra Nadir Şah ile birlikte kadınların ellerinden hakları alınmaya başladı. Dini yapılanmaya geri dönüşle birlikte kadınlar da artık tamamen hani ikinci planda bile değil, gerinin de gerisinde. Sovyet işgalinde birazcık bu düzeltilmeye çalışılıyor. Fakat Taliban iktidarıyla birlikte Afgan kadını yok sayılıyor. 2001'den sonra da birazcık gene sosyal haklar verilmeye çalışmış olsa da şu son görüşmelerden sonra eğer Taliban'a şayet bir yönetim verilirse yani kadınların artık hiçbir şekilde sözünün kalmayacağını biliyorum. Sonuç olarak neler yapılmalı? Eğitim verilmeli. Eğitim çok önemli. Hepimize, orada görev yapacak olan herkese gitmeden önce kültürel eğitimler verilmeli. Kültürel iletişim sağlama, etnik gruplar arasında, NATO Afgan halkı arasında, yani halk arasında yani Afgan halkını kale almamız lazım. Bu görüşmelerde Afgan halkını ön plana çıkarmamız lazım. Güç otoriteleri değil, halkı ön plana, halk nasıl geliştirilebilir, halk nasıl refaha erdirilebilir, onun ön plana çıkarılması lazım. Kadın ön plana çıkarılması lazım. Kendi zindanlarından artık çıkarmamız lazım kadını. Tabii son şunu diyebiliriz, yani gelecekte doğasında şiddet içeren savaşların yaşanmaması bizim en büyük temennimiz. Fakat istihbarat gibi önemli bir gücü elinde bulunduran devlet veya devlet terörist grupların var olduğu ve teknolojinin hızla geliştiği bir dünyada bunun pek mümkün olduğunu söylemek zor hocam. Teşekkür ederim. Değerli hocam, bu vermiş olduğunuz güzel sunumdan dolayı sizlere teşekkür ederiz. Kültürel istihbaratın önemini bizlere anlattınız. Yani bir cümleyle nasıl özetlenir denirse kalplerin ve zihinlerin kazanılması dediniz. Çok önemli bir şey. Belki de bu üzerine çalışılması gereken önemli bir nokta. Konuşma için teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Tabii ki Cemal hocam, aslında bayağı bir merak ettiğim husus var. Fakat hani en önemlilerini sormaya çalışacağım. Afganistan'ın kurulmasında nihayetinde geçmişten gelen bir coğrafya, Türklerin de etkisinin olduğu bir coğrafya. Ki modern dönemde de kurulurken yine bizim bölgeden giden insanlar da orada etkili oldular. Benim birinci merak ettiğim husus, 1989'da 79'da SSCB oraya girdiğinde 10 senelik bir yönetim var. Daha sonra Rambo'nun filmlerinde mücahitlere diye ithaf edilir diye filmin sonunda mücahitlerin reklamı yapılır. Benim birinci sorum Yusuf Hocam, yani Afganistan ne tür bir toplum? Medreseler, İslam anlayışı, yani hani biz Kurtuluş Savaşı'nda olduğumuz gibi o medreselerdeki ne tür bir yorumlar var? Yani ABD bu toplumları yani bir şekilde kültürel olarak tamamen yozlaştırdı mı? Bunu merak ediyorum. Çünkü yani Peştunlar var ve diğer gruplar var. Ve güzel bir tespit yaptınız. Bunlar her biri kendi milletini öne çıkarıyor. Ruanda'daki devlet başkanı bile artık o soykırımdan sonra Ruandalıyız diyor. Yani bir Afrika'daki adam bile bunu derken, Afganistanlılar hala bu yolda ilerleyecekse, bu yolda bir elit aklı oluşturamayacaksa, Afganistan o şekilde kalmaya biraz da mecbur. Belki de öyle istemiyor. Yani bu hani ABD'nin ürettiği bir İslam mı var oradan zuhur eden medreselerden? Oradan Pakistan Taliban'ı oradan mı zuhur ediyor? Oradan bir destabilizasyon, istikrarsızlıklar doğuyor gibi geliyor bana. Yani o oraya iyi bir eğilmek lazım diye düşünüyorum. İkincisi,
Afganistan'ın stratejik önemi konuşuldu. Afganistan Balkan koridorunu da gördüğümüzde bir taraftan Orta Asya'ya açılan kapı, bir taraftan Batı Asya'ya açılan kapı, bir taraftan da Güney Asya'ya açılan kapı ve devlet otoritesinin olmadığı ve parçalanmışlığın olduğu bir yerde, burada İran'dan Çin'e kadar bir sürü güçlerin orada olması, zaten tarihsel bir background'u var bu olayın. Burada benim Türkiye'ye, Türkiye'deki Afgan bölge çalışanlara şöyle bir şey hem size de sormak istiyorum. Biz Türkiye özelinde bağımsız bir bölge politikası üretemiyoruz. Bakın, altını çiziyorum. Yani gittiğimiz ülkelere o kadar çok kanalize oluyoruz ki tarihimize, kimi zaman ölülerin bizi yönetmesine müsaade ediyoruz. Mesela Özbek Türkleri var 6 milyon. Türkiye'de Özbek Türklerine yönelik haber yapılıyor mu? Taliban şu an çatır çatır Özbek Türklerini kesiyor. Veya tabii ki anlaşılır. O Peştunlardan olduğu için belli bir üst devlet şeyi var. İktidar mücadelesi var. İşte bizim burada yani Türkiye'de bölge politikası oluştururken öncelikle Türkiye deyip bazen bunun adı ne olacaksa o olur. Yani belki takiyi olur. Bunun adı ne olacaksa o olur. Yani Meral Akşener'in yaptığı açıklama yani ben bunu geçenki konuşmamda STK'lar üzerinden yapılması lazım gerektiğini söylüyorum. Çünkü bazen kalbinizden buğz edersiniz. Ama kalbinizden buğz ederken onun sivil toplum üzerindeki organizasyonunu da hazırlarsınız. Mesela benim kendi öğrencilerim var. Orada yani Çinliler tarafından kesilmiyor ama Peştunlar tarafından kesilen 6 milyonluk bir Özbek Türkleri var. Bunlar da Kırım'daki Tatar Türkleri gibi Türkiye'ye bakıyorlar. Yani biz en azından bütün dünyaya pat diye yetecek bir durumumuz yok. Organize olmak gerekiyor. Alttan alta ama bilinçli bir şekilde. Benim bu Özbek Türklerine yönelik herhangi bir gözleminiz, Peştunlarla çatışmana yönelik bir gözleminiz oldu mu, bunu sormak istiyorum. Özellikle kültürler arası iletişim konusunda altını çizdiğiniz hususlar bence de kesinlikle doktora konuları. Ve bunlar çok ciddi anlamda da çalışılması lazım. Bizim diplomatlarımızın en çok eksik olduğu alanların başında bunlar geliyor. Burada bir kitap önerebilirim. Kültürel antropoloji diye. Yani dünyada çok farklı kültürler var. Biz şimdi Asya Pasifik 4. hangi seri geliyor? 4. seride Doğu Asya'da dinleri yazdırıyoruz. Yani şimdi bir Hinduizm dinini bilmeden oralara gitmek veya Hindistan'ın veya Çin'in hani belli önceliklerini bilmeden laf söylemek, çok konuşmak devlete hizmet değil, daha fren yapıyor. Biraz yorum yaptım, biraz da sorular sordum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Gerçekten yani bütün konuşmayı da Afganistan'la ilgili özetlemiş olduğunuz aslında, yorumlarınız da çok değerli. Ya şöyle, ilk sorunuzda hani Afganistan Amerika bu çatışmaları hani Amerika'nın anladığım kadarıyla Amerika'nın Taliban'ı yaratarak veyahut da Taliban vasıtasıyla mı yarattığını, hani bir dini çerçevede mi olduğunu sordunuz diye not almışım. Ya şöyle aslında, yani 1979-89'da Sovyet işgali vardı. Bütün hepsi, Raşit Dostum, Özbek lider Raşit Dostum, işte Ahmet Şah Mesut, Tacik lider ve diğer liderler hepsi de şeye karşı, Sovyetlere karşı savaşmışlardı. Hani bir birlik içerisinde idiler ve gerçekten benim okuduğum kadarıyla yani o zaman bir birliktelik vardı. Ta ki Sovyetler terk edip gittikten sonra yine güçten bahsettik ya hocam. Güç elde etme. Yani Afganlar otoriteyi sever, güç elde etmeyi severler. Bu güç savaşları Afganların arasındaki en büyük ayrıştırıcılardan, etkenlerden bir tanesi oldu. Yani
Kabil'e kadar gelip Kabil'de konuşlanıp ben o zaman saraylarını görmüştüm Kabil'de. İçlerim acımıştı ve orada güzelim o saraylar top atışlarıyla yıkılmış vaziyetteydi. Ve ben bunu hani şeyler yaptı zannediyordum. Amerikalılar geldi uçaklarla işte vurdular falan. Yok dediler, yani bu tamamen işte bölgenin bir şeyin, Kabil'in kuzeyinde konuştu Özbekler, güneyinde konuştu işte Tacikler, diğer tarafta konuştu bilmem diğer Hazaralar gibi gruplar. Hepsi birden birbirlerine karşı yaptıkları çatışmalarda buraları yok edildi gibi yorumlar olmuştu o zaman için. Tabii ki yani bu iç savaş neticesinde birileri elde edecekti, yani Afganistan'ı elde edeceklerdi. Yönetimi ele alacaklardı. Fakat Amerika özelinde, yani belki de Amerika hepsini, yani hangisini daha çok destekliyordu diye sorduğunuzda ortaya çıkan hiç yoktan yaratılan bir Taliban hareketi ortaya çıktı. Ve Amerika'nın desteğiyle bu tabii bir top gibi böyle yuvarlana yuvarlana Kabil'e kadar gelip yönetimi ele aldılar. Yani din anlayışı geçmişte çok farklı, yani modern bir Afganistan görüyoruz. Fakat daha sonra özellikle Taliban'la birlikte yani farklı bir din anlayışına gittiklerini yani görüyorum. Kültürler arası iletişim gerçekten önemli. Bunu hani ön plana çıkarmamız lazım. Türkiye özelinde biz tabii ki daha çok, belki de daha ön planda bir şeyler yapmamız lazım. Daha bireysel politikalar gütmemiz lazım. Hani yöneticilerimizin, karar vericilerimizin nasıl bir hani düşünce içerisinde olduklarını ben şu an bilemiyorum. Fakat bahsettiğiniz gibi Türkiye aslında orada Özbekleri çok da yalnız bırakıyor veya diğer hani Türkmenleri yalnız bırakıyor gibi bir kanıya, yani kanı taşımak biraz yanlış olabilir belki. En azından benim gözlemlerimde, yani ben şu aralar tabii Afganistan çalışıyoruz, fakat direkt işin içinde olduğumda, orada görevliyken PRT'ler kurulma aşamasında artı kuzeyde gerçekleştirilen faaliyetlerde Özbeklere Türkiye'nin desteğini çok açık bir şekilde görmüştüm ben orada. Bu destek tabii ki devam ediyor, fakat nihayetinde siz bir NATO üyesisiniz. Ortak bir karar almak durumundasınız. Aslında Türkiye en önemli kararı, yani en önemli direnci şeyde gösterdi diye düşünüyorum. Doğrudan kombat olayında girmeyeceğim şekilde, yani harekata ben orada askeri güç kullanmayacağım şekilde bir dirayetiyle gösterdiğini düşünüyorum. Yani Türkiye her şekilde, başta Özbekler ve Türkmenler olmak üzere, Afganistan'ın istikrarı için oldukça önemli güçler, önemli işler yaptığını düşünüyorum hocam ben. Değerli katılımcılarımız, bugün gerçekten çok kültürel istihbarat noktasında hocamızdan istifade